Evet değerli dostlar, selamünaleyküm. Şimdi de Yenice'mizin en güzel köylerinden, mahallelerinden bir tanesi, benim için çok güzel hatıraları olan, hayatımın en güzel günlerinin, çok mutlu günlerimin geçtiği, insanlarıyla aile gibi olduğumuz, birbirimizi çok sevdiğimiz, burada çok uzun bir zaman geçirmememe rağmen insanlarla çok güzel kaynaştığımız Yenice'nin Kaya Arkası köyünün Holomanoğlu mahallesindeyiz. Burada 97-2001 yılları arasında 3,5 yıl imamlık yaptım. Burada bakın yengemiz bahçede çalışıyor. Burada komşularımızla aile gibi olduk. Mahalle çok büyük olmadığı için genellikle imamlık yapan, öğretmenlik yapan, kırsal kesimde bu şekilde görev yapan insanlar bilir. Kalabalık olmayan yerlerde insanlar birbiriyle aile gibi olur. Birbiriyle kaynaşırlar. Birbirinden ayrılmak çok zor gelir. Ayrıldıktan sonra birbirini çabuk, kolay kolay unutamazlar. Bakın ben de buradaki mahalleme bir vesile geldik. Burada çok sevdiğim, çok değer verdiğim bir tane Hacı Osman abimiz vardı. Allah rahmet eylesin. Birkaç sene önce onu kaybetmiştik. Şimdi de bugün onun merhume eşi, değerli eşi Fatma yengemizin cenazesine katıldık. Rabbim ailesine sabır, kendisine merhamet eylesin inşallah. Burada Hasan abimizin evi, kardeşinin evi, Kelasan derler. Burada Hüseyin abimizin evi. Bakın hepsiyle de çok güzel günlerimiz geçti. Hetema'nın evi. Hetem amca neredesin? Hetem amca. Burada bizim komşumuz. Cenazeye geldik burada. Eski hatıraları tazeledik. Çok güzel, bakın bahçede. Salatalık. Verimli toprakları. Arkadaşlar. Çok lezzetli, çok güzel suyu olan dağları. Bakın burada, burası Kaya Arkası köyü. Neden Kaya Arkası denilir buraya? Çünkü Yenice tarafından baktığımız zaman bu dağ var ya, bu dağın arkasında hiç ağaç yok. Kel bir tepedir. O kayanın arkası deniliyor Yenice'den bakıldığı için. Şu karşıda bakın belli olmaz buradan çekimde. Gevur Ambarı deniliyor. Oralara çıktım. Bu gördüğünüz tepelerin hepsini zamanında biz dolaştık. Evet hocam. Selamünaleyküm. Ne var ne yok, iyisin? İyi, Allah'a şükürler. Allah iyilik versin. YouTube'a atacağım da bunu. Tamam. Hatıra kalsın diye. Ne demek hocam? Öyle bakalım. Allah'a emanet olun. Sağ ol hocam. Gelmiş misafir olun. İnşallah. Şimdi zamanımız yok. Akşam oluyor. Tamam. Sonra inşallah. Teşekkürler. Sağ ol hocam. Hayırlı akşamlar. Tamam. Teşekkürler. Tamam. Bu lojmanda kaldık. 3,5 sene. Burada çok güzel günlerimiz geçti arkadaşlar. O zaman daha yeni yapılmış. Bu lojmanda ilk oturan bizdik. Biraz dardı ama yeni lojmandı. Yeni yapıydı o zaman. Burada bir tane ocağı vardı. Ocağını iptal mi etmişler burada? Bilmiyorum, şeysi var mı? Tam anlayamadım. Biraz tabii bazı şeylerine tadilat yapmışlar. Çok zaman geçmiş. Aradan 25 yıl geçti arkadaşlar. 25 yıl önce buralardaydık biz. Belki de daha fazla. Evet, tam 25 yıl önce buralardaydık. Yengemizi de çekiyoruz şöyle bir. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşam. Sen de yavrum, sen de. Teşekkürler. Çay içmeye buyur. İnşallah. Müsait olduğumuzda geliriz inşallah. Allah sağlık, uzun ömür versin. Ben yazdım, buradayım yavrum. Teşekkürler. Hadi güle güle. Hayırlı akşamlar. Sağ olun. Bakın. Şimdi yine hocamızın evi burada duruyor. Evin artık altı garaj. Buralarda her tarafta Osman abimizi anmadan geçemeyeceğim arkadaşlar. Osman abimizin izleri var her tarafta. Osman abimizle çalışırdık. Bir iş olsun beraber yapardık. Bazen bizi yevmiyede çalıştırırdı arkadaşlar. Caminin odunlarını ormandan keser getirirdik. Bu camide odunla ısıtıyoruz camiyi. Kışta burada soba hiç sönmezdi arkadaşlar. Burada. Çerçi, rahmetli Çerçi abimiz
Ramazan Çerçi. Oğlu var Murat. Murat şimdi Kilimli tarafında bir yerde. Eğer bunu izlerse Murat da bizim çok sevdiğimiz arkadaşımız. Selam olsun. Ali abimizin evi orada. Az önce aklımıza gelmedi. Video çekmek hatıra kalırdı. Orada. Zürriye yengemize uğradık. Helallik aldık kendisinden. O da çok sevdiğimiz, ekmeğini yediğimiz, çayını içtiğimiz rahmetli Ali abimizin eşi. Hepsi çok değerli arkadaşlar. Komşularımızın hepsi çok değerli. Hepsini çok seviyorduk. Buralarda hala seviyoruz. Buralarda çok güzel günlerimiz geçti. 3,5 sene kaldık burada ama sanki 10 yıl yaşamışız gibi hatıralarımız var buralarda. Arkadaşlar, burası rahmetli Mevlüt abinin, Ayşe yengenin eşi. Burada. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Yakışıklı nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkürler, ben deyim. Çiftliğe mi gidiyorsun? Evet. İyi. Şeyler var değil mi? Civcivler var. Gördüm geçen gün. Sinan 60 yeni civciler geldi galiba. Evet, geldi. Bir hafta mı oldu? 9 gün oldu. 9 gün oldu. Evet. İyi bakalım. Allah'ım kolay gelsin size. Allah'a emanet. Bu da camimiz arkadaşlar. Bizim camimiz, bu camide işte görev yaptım. Ben 3,5 sene. Tabii biraz daha tadilattan geçmiş. Bizim zamanımızda böyle değildi. Kaya Arkası Köyü, Holamanoğlu Mahallesi. Burası. Çok güzel cami, çok güzel insanlar, çok güzel hatıralar. Çok sevdiğimiz mahalle arkadaşlar. Burası. Tabii biraz daha yaşlı insanlar olduğundan dolayı burada ölenler var. Allah rahmet eylesin hayatını kaybedenlere. İlyas amca vardı, Nurettin amca vardı buralarda. Arkadaşlar, Osman abi vardı, Arif amca vardı, Hetem amca. Allah hepsine rahmet eylesin, gani gani. Makamların, mekanların cennet eylesin inşallah. Kalanlara hayırlı uzun ömürler versin Rabbimiz inşallah. Bakalım, şöyle bir video durduralım. Camimiz Kaya Arkası Holamanoğlu Mahallesi camisi. İsmi biraz tuhaf ama arkadaşlar, ilk duyuşta öyle tuhaf geliyor. Daha sonradan alışıyorsunuz. Burada güzel bayram yeri yapmışlar camimizde. Burada Ali Osman amcamız. Ali Osman amca, Ali Osman amca. Ali Osman amca, Münevver yenge. Seyhan, Ali Osman amcanın hanım Münevver yengeydi değil mi? Evet, Münevver yengemiz. Allah rahmet eylesin hepsine. Rabbim inşallah kalanlara, hayattakilere sağlık, hayırlı uzun ömürler versin. Bilal amcamız rahmetli oldu. Allahü Teala ona da merhamet eylesin. Sonradan Celal abimiz, beraber ava gittik. Hatta burada söylemek doğru olur mu bilmiyorum. Hayatımda bir defa keçi vurdum. Onu da Celal abimle vurmuştum ben. Fatma yengemiz de galiba camda. Ki görür YouTube'da falan. Şöyle bizim komşularımız arkadaşlar, hali hatır ettik kendileriyle. Allah hepsine hayırlı uzun ömürler versin. Rabbim inşallah. Allah'a emanet olun bakın. Evet efendim. Biliyorum, Vedat'la görüşüyoruz biz bazen. İşte yurt dışına çıkınca görüşemedik artık. Gelince görüşürüz tekrar. İnşallah, sağ olun, teşekkürler. Gel. İnşallah, teşekkürler. Allah'a emanet olun, hayırlı akşamlar. Sağ olun. Işıdan abimizin evi. Işıdan abimiz ormancılıktan emekli oldu, köye geldi, yerleşti. Arkadaşlar, köye gelip yerleşilmeyecek gibi değil. Su var, oksijen var. Emekli bir kimsenin isteyeceği her şey var burada. Ormanları, Magi abimizin evi, Macide ablamızın, çok böreğini yedik, çok çayını içtik. Kendisinin haklarını helal etsinler inşallah. Allah sağlık uzun ömür versin, evlatlarına bağışlasın. İnşallah kendilerini. Hocamız geliyor oradan. Videoyu bir durduralım şöyle bir.
Arif amcamızın evi. Arif amcamızla da çok zaman geçirdik. Şimdi burada galiba Cengiz abimiz sık sık geliyor galiba. Ereğli'de. Bugün cenazede onu da gördük. Cengiz abimizle. Onlar da çok sevdiğimiz, değer verdiğimiz abilerimiz, komşularımız da burada. Hepsi Arif amcanın hanımıyla şöyle hatıra kaldı aklımızda. Tabii o sadece o değildi de diğer komşular da geldi. Benim aklımda o kaldı. İlk daha geldiğimizde buraya, geldiğimiz zaman daha bahçe yapma imkanı olmadığından dolayı komşular geldiler. Daha bir haftalık mıyız, üç günlük müyüz? Herkes bahçelerinden fasulyelerini kucak kucak toplayıp getirmişler arkadaşlar. Benim evin önünde komşular toplandılar. Bayanlar. Arif amcanın hanımı da vardı. Diğer komşularımız da vardı. Ayşe yenge vardı. Onu da hatırlıyorum. Daha öyle birkaç tane yenge vardı. Toplandılar, ayıkladılar, kavanozları doldurdular. Hatta kavanozla bile getirdiler belki. Evin önünde doldurdular, yaptılar. Bana kışlık fasulyemi o sene onlar hazırlamışlardı. Allah razı olsun kendilerinden. Haklarını helal etsinler. Ölenlere Rabbim gani gani rahmet eylesin. İnşallah mekanlarını cennet eylesin. Ne güzel günlerdi, ne güzel günlerdi. Buralarda. Şimdi diyeceksiniz ki arkadaşlar güzel günlerdi, güzel günlerdi. Madem niye bırakıp gittin? Arkadaşlar tabii buralar ücra köyler olduğundan dolayı biraz buralarda çocukların okul okuma imkanı biraz zor. Çok sevsek de buraları bazen mecburiyetten gitmek zorunda kalabiliyoruz. Çocuğumuz okul çağına geldiğinden dolayı gitmek zorunda kaldık. Bana kalsa ben hala böyle ücra yerlerde görev yapmayı çok seviyorum. Ailemiz, çocuklarımız artık yapamayız falan diyorlar da beni bıraksalar kendi halime ben hala böyle dağ tepelerinde görev yaparım arkadaşlar. Buraların samimiyeti, buraların dostluğu, buraların kaynaşması, buraların insanlığı hiçbir yerde bulamazsınız. Bakın erik ağaçlarına yollardan sarkmış yiyen yok. Toplayın kışlık kompostunuzu yapın, ondan sonra pekmezinizi yapın. Sizin marifetinize kalmış buralarda. Burada Arif amcanızın evini geçtik. Burada Nurettin amcamızın evi. Bakın burası. Orada Osman abimizin yakınları, çocukları, torunları orada. Nurettin amcamız rahmetli oldu. Burada oturuyorduk. Burada kameliyesi vardı onun. Kameliyesinde oturuyorduk. Çay içiyorduk. Osman abi falan beraberce. Onunla da güzel günlerimiz geçti. Oğlu vardı Turan abi. O geldiğinde elektrik işlerinden falan anlıyordu. Ufak tefek işlerimize yardım ederdi bizim sağ olsun. Burada üzümler, erikler, incirler. Bakın arkadaşlar ne güzel. Aşağıda İlyas amcamız vardı. İlyas amcanın arıları vardı. Burada. Rahmetli Kadir abimiz. Yakın bir zamanda onu kaybettik. Çok üzüldük. Kadir abimizi. Oğlu Sinan. Köyümüzün muhtarı. Burada. Arkadaşlar. Kadir abimiz. Biz buradan ayrıldıktan kısa bir süre sonra mı? O günlerde, o zamanlarda buraya taşındı. Emekli oldu. Evini yaptı. Köye çiftlik yaptılar beraberce. Burada arkadaşlar rahmetli Osman abimiz. Burada en değerli sevdiğimiz abilerimizden bir tanesi. Burada eski bir tane ev vardı arkadaşlar. Burada bu evin olduğu yerde eski tahtadan bir ev vardı. Ağaçtan. Sırf ağaç. Ve çivisiz. Hüseyin Yılmaz hocamızla beraber o evi baştan sona biz söktük. Evi baştan sona biz söktük arkadaşlar. Ve o evi Karabük'te fırınlara mı sattılar? Tam öyle bir şeydi, hatırlayamıyorum. Birkaç kamyon malzeme çıkmıştı ondan. Burada ormanları hep gezdik. Bakın Karacakaya galiba orası. Oradan da su geliyor buraya. Çok değerli su var orada. Kireçsizdi. Şimdi o suyun içerisinde başka sular da karıştırmışlar galiba. Öyle güzel suyu verdi. İçmeye kanamazdınız arkadaşlar. Şurada bir tane daha çeşme var.
burada. Mahalle küçük, 15 hane civarındaydı. Toplam 22-23'tü. Hepsinde oturan insan yoktu. Ondan dolayı herkesle kaynaşıyordunuz arkadaşlar. Bakın, benim eski görev yerim burası. Bu çeşmeden su içerdik. Yaz kış burada sürekli bu çeşme akar. Şimdi mesela Temmuz ayının sonuna geldik. Ağustos ayına gireceğiz. Yine de bakın taliyesinden su akıyor burada. Bol bol su var. Bakın. Burada. Şu çeşmenin haline bak. Su içecek tası yok. Kırma kimsenin halini yapacak ustası yok. Ya. Böyle geldik buralara. Burada bir abimiz arabasıyla gelmiş. Bu yol böyle ormanlara kadar çıkıyor. Ava giderdik sık sık. Bu mahallenin arkadaşlarıyla her hafta sonu neredeyse ava giderdik. Domuz avına. Sabah giderdik, akşama kadar dolaşırdık. O zamanlar sağlıklı, yine sağlıklıyız. Allah'a şükür Rabbim herkese sağlıklı, hayırlı uzun ömürler versin. Biraz daha fittik yani. 65 kiloyduk o zamanlar. Akşama kadar geziyorduk. Omuzumuzda tüfek, sırtımızda çanta. Bana mısın demiyordu hayat. Şimdi biraz gezdikten sonra, biraz yürüdükten sonra yoruluyoruz. İnsanların değerini bilmediği iki şey. Peygamber Efendimiz öyle buyuruyor. Sağlık ve boş vakit. Ya şu karşıki dağlar. Bu karşıki dağlar arkadaşlar, şimdi bakın akşam oluyor da telefonun çekim kalitesi o kadar iyi değil. Akşam olduğundan dolayı biraz çok yakında değil onlar. Biraz yakın gibi görünüyor buradan. Silüeti çıktığından dolayı hava kararıyor biraz. O dağların, daha arkasındaki dağların, hatta ondan daha arkasındaki dağların tepelerine, diplerine gezerdik. Sabahtan akşama kadar domuz kovalardık oralarda. Çok güzel sular vardı. Çay içerdik, çay demlerdik oralarda arkadaşlarla. Ya ne güzel günlerdi. Kaya Arkası Köyü, Holamınoğlu Mahallesi. Şöyle. Bunlar da arkadaşlar. Sen Allah abimizi de çekelim. Osman abimizin kardeşi. Hepsi değerli abilerimiz, komşularımız. Şimdi Şenol abimiz Çaycuma'da bizim köye yerleşti. Bizim köyümüzde kendisi. Sen oradan çeken sen değil. Evet. Ben de konuşuyorum bu arada. Yani. Sen şimdi beni hangi köyden diye tanıtacaksın? Bizim köylü mü? Hepsini söylüyorum. Değerli Osman abimizin kardeşi diyorum. Şimdi gerişte diyorum. Ha. Yani buralarda itibatı devam ediyor. Yani. Tabii canım. Yani, Sıla-i Rahim devam ediyor. Sıla-i Rahim devam ediyor. Bugün sevdiğim. Tabii olağanüstü bir durum. Bir yengemizi kaybettik. Bizim Allah anne yarasıydı bu. Tabii. Evet, Allah rahmet eylesin inşallah. Yani. Evet. Şöyle bir bakacak şimdi. Gizle gitme ya. Sen yaparsan ben sana yardım ederim. Yok. Sen arıcılığı bırakınca böyle oldun diyorum. Sen, devam et. Düzelirsin. Sen başla. Abi bende iş yok ya. Ben sen onu dersin. Duruyor mu köyde? Yok be. Hiç mi durmuyorsun? Hiç durmuyorduk. İşte bu sefer 10 gün, 9-10 gün bu sefer durdu. Hiç kimse yok. Birbirimize böyle olduk. Hepimiz birden bıraktık. Ya neyse bakalım. Acı. Neyse. Her yerde şimdi, her yerde. Her yerde şimdi bak. Evet, buradan başladık. Burada bitirelim videomuzu. Sevdiğim mahallem, görev yaptığım mahallem. Arkadaşlar, bu da camimiz. Görev yaptığımız camimiz, orada lojmanımız. Yıllar sonra, her sene gelemesek de bir iki senede bir gelmeye uğramaya çalışıyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun.